Trump'ın nasıl bir alemde, nasıl bir düşünce aleminde yaşadığını göstermesi açısından çok ilginçti. Trump'ın Erdoğan'la ilgili söyledikleri. Yani Trump'ın dünyasında Erdoğan Amerika'daki değerlendirmelerden bağımsız olarak bütün dünyanın çok güçlü gördüğü ve herkesin de bir şekilde diyalog kurmaya çalıştığı bir lider. Ve tamam yani belki bazı sorunlar oluyor ama o güçlü liderle başka bir güçlü lider kendisi konuşabiliyor. Yani olaylara bütünüyle güç perdesinden bakıyor. Meşruiyet perdesinden bakmıyor. Erdoğan'ı güçlü bir lider olarak görüyor. Halbuki Amerikan siyaseti, Avrupa siyaseti, Batı siyaseti Erdoğan'ın adımlarında bir meşruiyet sorunu görüyor. Doğu Akdeniz'de bir meşruiyet sorunu görüyor. İçeride Kürt meselesinde bir meşruiyet sorunu görüyor. Demokrasi konusunda bir meşruiyet sorunu görüyor. Erdoğan'ı bir nevi otoriter diktatör olarak nitelendirirken Amerika'daki müesses nizam, Avrupa Birliği'ndeki müesses nizam, Batı'daki müesses nizam, Trump'ın düşünce dünyasında hiçbir meşruiyet sorunu yok. Bu güçlü bir lider. Güçlü bir liderleri ancak Trump gibi başka bir güçlü lider konuşabilir. Yani Putin'e nasıl bir şablon uyguluyorsa Trump, Erdoğan'a da öyle bir şablon uyguluyor. Diyor ki bunlar güçlü liderler. Dünyada güç dengesi var. Bu güçlü liderlerle Biden konuşamaz. Biden öyle mıymıntı gidip Erdoğan'ın karşısında durup güçlü bir şekilde ben senden bunu istiyorum diyemez. Avrupalılar da bunu yapamıyor. Benim gibi güçlü bir lidere geliyorlar. Çünkü Erdoğan ancak benim dediğimden anlıyor. Benim dediğimi anlıyor diyor. Ben gerektiğinde tatlı sert, bazen ona birazcık havuç uzatarak, bazen sopa göstererek çok güzel bir diyalog kurdum diyor. O bir iyi bir satranç oyuncusu ama karşısında ondan daha iyi bir satranç oyuncusu olan ben varım diyor.